Dijital çağda medya okuryazarlığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de masaya yatırılıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı başladı. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, dijital çağda medyanın verdiği mesajların özellikle çocuklara doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti. Dijital çağda en önemli şeylerden bir tanesi medyanın verdiği mesajların doğru algılanması ve doğru bir şekilde çocuklarımıza aktarılması. Çocuklarımıza aktarılması diyoruz çünkü çocuklarımız özellikle yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki ebeveynlerin kendilerine müsaade ettiği ölçüde değil, kendilerine aldığı ölçüde medyadan faydalanmakta. Bu anlamda medya okuryazarı önemsiyoruz. RTÜK Başkanı Şahin, medya okuryazarlığını geliştirme çalışmalarının Avrupa'nın diğer kentlerinde de devam edeceğine vurgu yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ise Türkçenin bir bilim ve düşünce dili olarak yaygınlaşmasının önemine değindi. Dijital çağda medya ve iletişimin bir felsefi temele oturması gerektiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz karanlıkta biz bunu karanlığı daha çok büyüttüğümüzde, abarttığımızda bu karanlıktan çıkma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla gerçekliğin yeniden yansıtılması olan medya ve iletişim dijital çağda abartılmamalı. Onun için felsefi bir temeli olmalı. Önce düşünce olmalı. O düşünceyi bir kalıba dökmemiz gerekiyor. O da dil kalıbı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da dijital çağda dilin çok büyük önem kazandığını ifade etti. Çocuklarımız, insanlarımız ana dilini iyi okur yazar hale geldiğinde aynı zamanda bulundukları ülkelerin resmi dillerini daha iyi öğreniyorlar. Dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçe çalıştayı 2 gün sürecek. Medya çağında insan kalmak başlıyor.